Hop, behuda nəsələr bilən, özü üçün mühim olmayan nəsələr bilən bənd buluşunun külfətləri. Cüdə köp ayrımlarını sənə bütəmiz. Birincisi, ömür zayi bo'ladi. Ömürdəki qımmət nərsə yox, mühtərəməzlər, vaqtdəki qımmət nərsə yox. Lekin biz ən haligi o'ylamasdan sarf etadigan narsamiz vaqt. Nimaga? Nimaga vaqtimizni biz qizg'onmaymiz, bilasizlarmi? Qachon vaqtingizni qizg'onmaysiz? Qachonki vaqtingiz behuda narsalar bilan o'tayotgan bo'lsa, vaqtni qizg'onmaysiz. Shunda ham bekor ketayotgan bo'ladi. Siz vaqtingizdan savob, ilm, foyda, dunyo, mol topishni bilan vaqtingizni agar band qilib qo'ysangiz, ana ko'ring. Har bitta daqiqangizni pulga ham, hech bo'lmasa pulga hisoblaysiz. Hozir bir soat buni gapini eshitgandan ko'ra men qachon savdo qilsam, ancha pul topaman deysiz. To'g'rimi? Demak, vaqtimizni behuda sarflashimiz o'zi behuda narsa bilan band bo'layotganimizdan bitta darak. Behuda narsa bilan, o'zimizga ahamiyatsiz narsa bilan band bo'lishimiz ayni vaqtda vaqtni zoya qiladi. Ikkinchi, mana shu borada ajoyib bir hadis bor ekan. Anas ibn Malik roziyallohu anhudan Imom Termiziy rivoyat qiladilar. Nabiy alayhissalotu vasallamning ashablaridan biri vafot etdi. Shunda bir odam xushxabar bo'lsin, jannat xushxabari bo'lsin senga, dedi mayitga qarab. Shunda Rasululloh akram alayhissalotu vasallam aytdilarki, sen qayerdan bilasan, balki u o'zi uchun ahamiyatsiz bo'lgan narsa haqida so'zlagandir. Qayerdan bilasan, u o'zini behojat qilmaydigan narsaga baxillik qilgandir. Ya'ni o'zi muhtoj bo'lmagan narsaga baxillik qilgandir. Yoki behuda o'ziga ahamiyatsiz bo'lgan so'zni so'zlagandir. Qayerdan bilasan, sen uni jannatdan bashorat beryapsan unga, degan ekanlar. Bu hadisdan nimani tushunamiz? Demak, jannatdan, hatto jannatdan bashorat berilganda ham bir kishi siz yaxshi odam edingiz, Alloh mana vafot etdingiz, Alloh sizga jannatni qutlu qilsin, desa degan paqtda ham Rasululloh akram alayhissalom to'xta. Bu gapni aytishga shoshilma, balki behuda gaplar gapirgandir degan ekanlar. Bu behuda gap qanchalar yomon ekaniga oddiy bir, demak, dalil. Ikkinchisi, iymonni zaiflashtiradi. Mola ya'ni behuda narsa bilan mashg'ul bo'lish iymonni zaiflashtiradi. Va ayni vaqtda zaif iymonning alomati ham hisoblanadi. Allohga iymon qanchalar yuksak bo'lsa, vaqti shunchalar ibodat, zikr bilan band bo'ladi, behuda narsaga sarflay olmaysiz. Vaqtni behuda sarflayotgan odam o'ylaversin, eng qimmatbaho tangani, tilla tangani behuda anhorga oqizayotgan bo'ladi. Rasululloh alayhissalotu vasallam aytgan ekanlar, kishiga qarang, juda kuchli gap mana shu gap. Agar biz anglasak, nihoyatda kuchli gap. Kishiga o'zini bilmasligi, o'zidagi nuqsonlarni bilib, o'zi bilan shug'ullanmasligi va o'zi uchun ahamiyatsiz bo'lgan narsalarga mashg'ul bo'lishi yomonlikka kifoya. Men yaxshi odamman deysa, birov so'rasa, ha desa, ha men yaxshi odamman, kimga yomonligim bor deysiz. Hadis aytibdiki, agar o'zingni nuqsoningni o'ylab, o'zingni tuzatishga e'tibor bermayotgan bo'lsang, yana uni ustiga o'zing uchun ahamiyatsiz bo'lgan ishlarga mashg'ul turgan bo'lsang, yetadi shu yomonliging. Mana shu yomon odam. Muhtaram azizlar, agar biz o'zimizni isloh qilamiz desakchi, to'g'risi umr yetmaydi. Chunki biz masalan nima desak bo'ladi? Qachonki isloh qilishga kirishganimizda keyin buni anglab yetamiz. Isloh qilishga kirishib, kamolotga harakat qilganingizda ko'rasizki, xuddi ilm o'qishga o'xshaydi. Ilm o'qmasangiz yuraverasiz. To'rtta gapni aylantirib, sal gapga ustoz bo'lsangiz yuraverasiz. Ilmdan yoki osongina men ilmsizman deysiz yuraverasiz. Lekin siz ilm o'qimoqchi bo'lib, egallamoqchi bo'lib, mundoq shumg'isangiz ozgina Ummon dengiz chekasida tursangiz turaverasiz. Siz
bir ummanga süzüp göreyim. Süzsez çeksizliğinden çarçap getirsin. Körüble. Doğru mu? İlim şuna kanarsa, o kemalat ham şuna kanarsa. Nuksanlarımızı doğrulab kemalat kesbi yetişem. Siz kirişseniz bilesiz ki cüde köp ömrümüzü ayak etkizgenekem ben. Cüde köp hayır berekene keçhagenekem ben deysiz. Şunun için ayet yaptılar ki kişiye özünü islahını unutuş. Onu orduya beyhude nersle bilen bant buluş, onun yamanlığı özü yetedir. Yaman, beyhude nerseler bilen bant bugün adam faydalı nerselerle ölgürmeydi. Bana mesela ulamalarımız kan da ülgüyenek indiğimiz değil biz? Bana ustazım şey hazretleri kana kası ki ülgüyen şunca kitap yazıp, şunca ilim tarikatıp, şunca iş kılıp, şunca şagir çıkarıp, kana kası ülgüyen dese, kayda bitti. O vaktini doğru tasarruf kılıp faydasız nerselerden keçken. Hazret, Allah rahmet eylesin, yolda ketiyeti ben ne kadar hesap kitabıyla yürüdüler, hiç bekar durmasınlar. Ahırı doktor demalin dedi. Cismimiz talak keti yaptı, demalin. O zaman hiç insanı oylamayın, yazmayın, okumayın. Yürekke negruske keli yaptı dedi. O yüzden de böyle buraya yarmayı davalanıp dama gelirler. Lekin, sal ayakı turuş bilen, bu oldu, yine işlep ketkenler. Ve damalış günler vardı. Aldın düşenbeydi ki, düşenbeye köşken. Damaganı çıkılardı. Damaganı çıkkandı hem bir saat, yarım saat sal yapılaşken diye bulardılar da ki yine fikir berber bant bulardı. Bir cahiden ikinci cahide ketiyken payettim. Özüm ki öp güzeltken ben. İnlemeye ketiyken bozalar anık nümedur rece bilen, nümedur kitabını 5-6 sayfasını yazıp ketiyken bulardılar. Barıp, hazı barıp, yazıp koyardı. Ya bir mekalanı. Neme üçün dese, şu beyhudaki hayal sürmezlik. Şu, sözüz hem, ameliz hem, oyuz hem eğer faydayı nesneye karartırsa, öşende biz cüda köp nesneye ülgürseyi buladı. Ülgür olma ekerimin sebebi, menfaatsiz işlerimiz köpeyip yetkendi. Ondan ki hangisi, dünya mı ahiret mi koldan bay biredi? Befayda nerseye ömür sarıflayken adam dünyada hem yutkazadı, ahirette hem yutkazadı. En kızığı, bana şu barada, bana şu hazır ki künde başka dinsiz halklar bizden göre tertiplik. Saati tertiplik. Yani mesela Nemisler et demende işke baradı. Hıtaylarını körgenler et yaptı, koldan kitap düşme yaptı. Daim nümendir örgeniş bilen ben. Nime geldiyse, vakt beyhude ötmesin. Bazı bir caylarda, bana çetiyelerde köremiz, özümüzden güvahı bulamız, avtobuzda bir cahaya ketiyesse adamlar, ya ki payızda, elbette kolda nimedir kitabı oku ketiyken buladı. Şimdi hazır, telefonda okuyurken olsa gerek, köpüde kolda telefon var. Gazete okuydu, kitap okuydu, nimedir okuydu. Lekin, ben özüm küzeltken, bana şu bizde, avtobuzda, Karakalpakistan'a 24 saatte varsa bitti hem adamın kolda, bitti hem gazete yok misal için. O vakitte telefon yoktu. Hazırlık günde hem kitap, bir nesne bilen bank buluş barasında biz anca arkadamız. Müslümanlar aynen. Kitap nesillerini kısa kitap kılsa Müslümanlar mesela Angliya, Amerika ahalisiyle çalıştırgende yüzden bir çehem kitap okumaydı. Ve halen ki ular dünyasında nihayette katta yutuklarına erişken biz hiç mesela dünyamız için hem okumayız. Adi iktisadi kaydalarını bilmeyiz. Hadise aldanıp bankrot olup ayağımız çözüp yata uğramız ki. Şunu onun için ilim bilen kısa olmayıydı mı? Bana binalar kuruşadı, bilimsizlikten kurgan binalar iki yıl devamlarından nüreşti başlaydı. Yollar kılışadı, bir ilge varmıydı. Ne mi? İlim, bilim, izleniş yetişmeydi. Bana şu derseler, dünya işlerde hem, şunun için etiyetler ki, beyhude vakti ötküzeyen adam dünyasını hem ötküzeydi. En yamanı, beyhude nerse bilen, ben bölgen kişiden Allah yüz ögüledi. Ondan hem anıgrağı değildiler.
İnsan eğer özü üçün ehemmiyetsiz bugün beyhude nerseler bilen band olsa, bu Allah ondan yüz ögürgenliğinin bilgisi hesaplanır. Ebu Ubeyde Hasan-ı Basri'den rivayet ederler. Ukşa etediler. Min alameti i'radillahi ta'ala anil abdi en yec'ala şuğlehu fîmâ la ya'nihi khudlânen min Allahi azze ve celle. Allah azze ve Allah subhanahu ve taala'nın bendeden yüz ögürgeninin alameti şu ki Allah onu bihuda nerselerge meşgul kıp koyadı. Nime üçün? Horlaş üçün. Bihuda nerse bilen ben tutuyorum adam horlengen adam. Allah harkı ya adam şu adam buladı. Bihuda nerse bilen ömrün zayıksa ondan artık harliği var mı? Allah bergen ömür bilen cennetini, Allah'ın huzurundaki dereceni satıp alış ornuya, buralarını aybi bilen bant olsa, buralarını muvaffakiyetliye küyünüş bilen bant olsa, bihuda nerseler bilen bant olsa, ömrünü zayi etkisi, onda artık harlığı var mı? Aslında her birimiz alim buluşumuz mümkün. Her birimiz kar buluşumuz mümkün. Her birimiz iyiliğe, yurtke, ülken hizmet kılışımız mümkün. Mana şu içimizde muvaffakiyet tapkan adamlar, Osmanlı'nın şükür adamlar olmaz, içimizdeki adamlar. Kemçilik yiyemez, bar. Lekin bizden göre yutuğudaki muvaffakiyet şu ki, vaktiden faydalanırken şu. Ha biz ne kılamız? Bir kese aşını kütüp, 5 saat çayhanada oturamız. Ha bu bir saat göreyim kısım bu sene, bu da aş diyip geçiş gerek. Telefonca kareyimiz, ben telefonunuzda hani gruplarıya koşup koyuşaydı ağahıda çıkarıp tüketemeyiz gruplarını. Yine hali ki beyhude gepler. Palançını kül var gelip, pistançını yıkılıp çıkartıp aşağı gepler. Kim yıkere gibi var şunu? Bilip koyuş gerek. Aldın hemen etken ben. Özünüzün, ümrünüzün maksiz kılıyabız. Rasva kılıp. Bravunikini zayi kılmayın. Muhim. Körmeseyiz bu meydi deyip cönetedi. Körseyiz hiç vaka yok. Körmesem ne böyledi? Hiç neresi bu meydi. Körmeseyiz bu meydi deyken haber bulsun. Dünyamız, ahiretimizde ne madur haf hakkı da bulsun. Ne madur yut hakkı da bulsun. Bana bunu bilvaleyin. Bu keserliği tarqa gelen ihtiyat bulayın. Merhamet cöneteyim. Lekin bir anı yıkılı yani, tur yani, otur yani, peser yani, çük yani. Ne mekereği var? Kimge ahamiyet var onun? Hazır şunu koyup kaldı ki, mesela bloggerler ne kadar rövajlanıp gitti yani? Mesela hazır bloggerlik. Adamlarımız şu bloggerlerin tamaşa kalıp, ölçü bir adamın hayatı ki, min de adam tamaşa bin bulup, özünün hayatını ünlü diyebdi. Yana doğru mu? Bloggerler hem de şavvaz. Yatsa hem, surat videosunu yakıp koyu uğradı, otursa hem yakıp koyu uğradı, avukat yiyese hem yakıp koyu uğradı. Benim avukat yiyken kim gerek var demeydi. O da özünü ki yemzaya bırakın ki yemzaya kıladın vaktini. Muhterem azizler, bırakılar bilen bant bulmayın. Özünüz bilen bant bulmayın. Zikirinizi kılın. İlminizi aşırın. Allah bilen alakayızı tikleyin. Kalbimizdeki kança illetler var. Tapıp tüzeteyim. Kança alicanap ahlaklar kesbetiriş gerek. Okup, örgenip kesbetin. Ve umumi mahbub muydu? Güzel vakt, nihayette vakt, nihayette kadirli. Hazır bir nesilge meşgul bulayım da ötken küllerizge yığılayız, anık yığılayız. Şunun için biz bilip koyuşumuz gerek. Eğer biz beyhude nesilge önümüzü tarifleysek, Allah özü keçirsin, Allah bizden yüzü ögürgen buladı. Şunun için ulamaların acayip yapıları var. Sen Allah'ın huzurunda makamını bilmekçi olsan, Allah senin kaysi makamını koyacağını kare. Allah'ın huzurunda makamını kanakanı bilmekçi olsanız, Allah sizce kaysi makamını koyup, kanaka amellerle sizi muvaffaklı yaptı. Şu yadaki Allah'ın huzurundaki makamı şu. Eğer ayıp, bravlarının ayıbı bilen, ayıbını tapış bilen bant olsanız, Allah sizi harlattı. Bunların yutuğunu hesap kitap kılıp, içi ezilip yaşayırken bu siz, Allah sizi cezalı yaptı. Adamlar öyleydi ki,
Allah beni cezalandırır. Mənə deydi, mənə deydi. Yaxşı yaşayıram, uyum var, cayım var. Muvaffaqiyyətə mən deyib öyləydi. Allah özüdən begonə qıb qoyğanı özü ən katta xorluq şü özü. Özünüzə axirətinizə əhəmiyyətsiz ömür sərf qıladığan qıb qoysa ondan artıq xorluq varmı? Agar kim şuna qoysa tövbə qılış kerak. Ya Rab, qayırda hata qıldım, keçir, ömrümün zayi qıb qoyub mən deyişimiz kerak. Hop. Sahl ibn Abdullah tutarı aytadılar. Kim bihuda narsalarını gapiradigan bo'lsa, o'ziga ahamiyatsiz narsalarni gapiraveradigan bo'lsa, to'g'rilikdan mahrum bo'ladi. Ko'p gapirgan odamni xatosi ko'p bo'ladi. Ham sadoqat ketib qoladi. Gapirayotganda qalbida yo'q gaplarni gapirishga o'tadi. Borib-borib mujomala qilib va haligi huqa manzilat gaplari qanaqadir deyman, nima deymiz? Takallufli gaplar ko'payadi. Ko'payib borib-borib to'g'rilikdan mahrum bo'ladi. Ma'ruf karxi aytadilar. Bandaning behuda gapni gapirishi o'zi uchun ahamiyatsiz so'zlarni so'zlashi Alloh tomonidan jazo o'laroq yuborilgan xorlikdir. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizga tavfiq bersin. Endi hozir behuda narsalarni tark etishning foydalari haqida so'zlashimiz kerak.